Bizde çok öldürücü olan çiçek, burada aşılama denilen bir teknikle zararsız hale getirildi. Bu yönteme o kadar güveniyorum ki sevgili yavruma yaptırmaya karar verdim. 1717'de Lady Mary'nin yazdığı bu mektup, aşı üretme geleneğimizin ne kadar eskiye dayandığını gözler önüne seriyor. Bu yüzden bugün koronavirüse karşı aşı üretebilen 9 ülkeden biri olmamız hiç de şaşırtıcı değil. Ücretsiz aşılar sunmak, halk sağlığına değer veren bizler için değişmez bir sağlık geleneği. Hünkârım, Pasteur isimli Fransız bir alimden size mektup var. Pasteur'un kuduz aşısı çalışmalarına destek olmak için 3 arkadaşımızla birlikte 10.000 frank göndermek istediğimizi söyleyelim. Dünyada bilimin gelişmesine destek olmak da devlet geleneğimizin bir mirası. Dünyanın 3. Doğu'nun ilk kuduz tedavi merkezini kurmak, çiçek, tifo, kolera, dizanteri, veba, tifüs gibi hastalıklara çare olmak da geleneğimizin köklerinde var. İşte bu yüzden Cumhuriyet'in ilk sağlık bakanı Doktor Refik Saydam'ın kurduğu Hıfzı Sağ Enstitüsü'ne yeniden hayat vermek, bu geleneği sürdürmek adına çok anlamlı bir görev. Kendi öz kaynaklarımızla ürettiğimiz aşılarla insanlığın yaşadığı salgınlara yardım eli uzatan bir geleneği gururla temsil ediyoruz. Daha düne kadar salgınlarla uğraşan bu halk, bugün dünyanın diğer ucundaki bir salgına çare oluyor. Koronavirüs salgınının başından beri gösterdiğimiz özverili mücadeleyi kendi aşımız Turkovak'ı geliştirme başarısıyla taçlandırıyoruz. Yenilenen Hıfzı Sağ Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi, koronavirüsle mücadelemizde gücümüze güç katmakla kalmayacak, olası salgın hastalıklara karşı yerli ve milli aşılarımızla ilaçlarımızı ürettiğimiz bir sağlık ve farmakoloji üssüne dönüşecek. Geleneğin izinde ve bilimin ışığında yine aynı inanç ve aynı güçle. Türk sağlık sistemi gelecekte değil, şimdi.